Yasemin'i ya ile yeşimi ye ve bahtiyarı da ya ile gösterelim. Önce diyelim. Şimdi ve sonra. Yeşimin şimdiki yaşına x dersek Yasemin 2x artı 8'miş. 2 katından 8 fazla. Bahtiyar da Yasemin'in yarısı kadar olduğuna göre bunu 2'ye böyle sadeleştirirsek x artı 4 olacaktır. Şimdiki yaşları toplamına bakacak olursak burası 4x artı 12 yapacak. 2x, 3x, 4x, 4x artı 12. Yaşları ortalaması da 4x artı 12 bölü 3 olur. 3 yıl sonra artı 3, artı 3, artı 3 olacağından dolayı toplam olarak 9 artacaktır. O zaman 3 yıl sonraki yaşlar bu şekilde olur. Artı 9 olacak. 3 yıl sonraki yaşlarının ortalaması. Yeşimin bugünkü yaşının yani x'in 3 katından 2 fazlaymış. 3x artı 2 diyebiliriz. İçler dışlar çarpım yaparsak 3 çarpı 3x 9x artı 3 çarpı 2 6 eşittir diyoruz. 4x artı 21. 4x artı 21. Sol tarafa attık 5x. Sağ tarafa attık burası 15 oldu. Buradan x değeri 3 olarak bulunur. Yani Yeşim'in şimdiki yaşı 3'müş. Bu 3 kişinin yaşları toplamı 2 yıl önce neydi? Biz bu şimdiki yaşları topladığımız zaman 4x artı 12 yaptığını görmüştük. Buradan 2 yıl önceye gidersek eksi 2 eksi 2 eksi 2 yapacaktır. Dolayısıyla toplamda 6 azalacak. 6 çıkartırsak buradan 4x artı 6 olacaktır. Yaşları toplamını sorduğu için x yerine 3 yazarsak 4 kere 3 12 6 daha 18'dir. Önce dediğimiz yani 2 yıl önceki yaşları toplamı 18 olduğundan doğru cevap E seçeneğidir.